Tekrar merhaba. Doktor Emin, hoş geldin. Hoş bulduk. Karantina günlerinde evde canın sıkılmıyor mu? Karantina günlerinde evde canımız sıkılıyor. Biz gerçi karantinaya girmedik. Önce herkese geçmiş olsun. Bilgi kirliliğinin olduğunda ve çok korktuğumuzu biliyoruz. Biz de korkuyoruz doktorlar olarak. Sizler daha çok korkuyorsunuz. Ama bence bu günlerde geçecek. Karantina günleri de geçecek. Hiç korkmayın. Güzel şeyler de var. Hayaller ve gerçekler. Neyle evde kaldığınız buna bağlı. Bununla mı kalmak istiyorsunuz? Yoksa gerçekler bunlarla mı kalıyorsunuz? Ona göre evde yapacaklarınız değişecek karantina günlerinde. Mesela hayallerle evde kalsak ne olur? Hayallerle evde kalsın, o hayal senin hayal gücüne bağlı. Aynı Mehmet Öz'ün dediği gibi senin hayal gücüne bağlı. Senin hayal gücün ne yapacaksa onlar olur. Ancak birçoğumuz hayal kuruyoruz ama gerçeklerle karşı karşıya kaldığımızda evde yapacak bir sürü şey var. Örneğin tekrar eşlerimize sohbet edebiliriz. Hatta geçen bir karikatür okudum. İyi kadınmış ya diye adam telefonda anlatıyordu. Yani evde hanımla sohbet ediyorum abi, iyi kadın diyor. Onun gibi eşlerimizi ve çocuklarımızı tekrar tanıyabiliriz. Onlar bizi tekrar tanıyabilir. Son zamanlarda iki tane şeyin artışı görüldü. Karantinanın bittiği ülkelerde, Çin'de gibi. Bir, gebelik oranlarında artış. İki, boşanma oranlarında, yani boşanmaya başvuru oranlarında artış. Demek ki gerçeği nasıl göreceğine bağlı. İyi şekilde görürsen, başa gelecek şekilde dersen gebelik oranları artıyor. Kötü şekilde görürsen, artık ben bu acı ekmeği, acı biberi yemek istemiyorum diyorsan, boşanmaya başvuru oranları artıyor. Aman hocam, işiniz acı biber mi dediniz siz? Hayır, estağfurullah. Acı diyebilir miyim? O dünyanın en tatlı biberi. Başımızın üstünde yeri var. Yani felsefemiz, biat et, rahat et. Ürologların bir numaralı felsefesidir. Biat edin, rahat edin. Merak etmeyin. Bunlar tamamen erkeklere verilmiş ufak bir öğüt. Ateşle oynama. Değmesin yağlı boya. Ne diyeyim? Caner'cim, biliyorsun şu an korsan olarak ele geçirdik stüdyoyu. Selim Bey'in haberi yok. Çekeceğimiz konuyu üroloji, karantina günlerinde üroloji olarak biliyor ama normal genel konuşmamız olarak biliyor. Bu bir korsan yayın. Bunu söyleyeyim. Dur. İkincisi. Ne oldu ya? Ne sordun? Ne oldu lan? Sen devam et. Sen. İkincisi. Caner, çok zor sorular soruyorsun. Bazen cevap veremiyorum. Hayaller kısmından yardım almak istiyorum. Gözlerimi kapatıp benden daha tecrübeli bir üroloğu çağırmak istiyorum. Selim abi. Gel kurtar beni bu Caner'den. Merhaba. Evet. Yine sen. Yine ben. Aynı parmak, aynı ben. Sanki yalnız değilsin bu sefer ama. Evet, bu sefer hakikaten yeni nasip oldu. 25 yıllık, 30 yıllık ürolog abimiz. Duayenlerimizden Selim Amato var yanımızda. Bugün ne konuşmuştuk Caner seninle? Ben de böyle yapacağım bunun yerine. Böyle. Böyle. Herkesin bir yapış şekli sen var. Sen öyle mi yapıyorsun? Abi sen direkt muayeneye hazır gibi oluyor. Bugün de nasipmiş. Karantina günlerinde üroloji olarak, ürolog olarak bize tavsiyeniz ne? Ürolog olarak. Meşhur bir fıkranız vardı. Anlatmak ister misiniz? Bakın, bu anlatacaklarım off the record'tur. Lütfen başka yerde paylaşmayın. Kimseye bunu anlatmayın. Eşleriniz duymasın. Yanınızda eşleriniz varsa uzaklaştırın. Kız arkadaşlarınız kalabilir. Sevgilileriniz de kalabilir ama eşleriniz uzaklaştır. Yok, bir şey olmaz. Anlatın ya. Biz bizeyiz. Caner keser. Yani çıkartır onu. Ama komutanlarımız da bize kızmasın. Bu bir şaka. İki tane komutan, iki tane paşa, general, neyse, tartışıyorlarmış. Bir insanın kendi karısıyla ilişkiye girmesi görev midir? Yoksa Angarya mıdır? Biri demiş ki Angarya'dır. Öbürü demiş ki görevdir komutan. Yok, Angarya'dır, görevdir, Angarya'dır, görevdir. Tartışma uzamış gitmiş. Bir tane çok bilir kişi çavuş varmış, onu çağırmışlar. Çavuşa demişler ki bil bakalım, biz şimdi bir iddiaya girdik. Bir insanın kendi karısıyla ilişkiye girmesi görev midir, Angarya'dır? Derhal sarı çakmış.
görevdir komutanım demiş. Angarya diye bozulmuş ular demiş. Nereden çıkarıyorsun bunu demiş. Angarya olsa bize yaptırırız komutanım demiş. Onun için işimiz var. Yani, dedik. Yani şimdi, bizim konumuzla ne alakası var şimdi bunu? Karantina bunun ne alakası var? Karantina günlerinde kimle kalacaksınız evde? Ya bana şimdi fıkra anlattırıyorsunuz. Provokasyona getiriyorsunuz. Bu provokasyona bana fıkrayı anlattırıyorsunuz. Ayıp ediyorsun. Bunun konumuzla ne ilgisi var? Korona ile ne ilgisi var? Korona değil, karantina günlerinde üroloji tavsiye ediyor. Karantina niye var? Korona da var. Şimdi biz evdeyiz. O zaman lütfen moralinizi yüksek tutun. Moralinizi yüksek tutmak için geyik yapın. Komik şeyler yapın. Çünkü depresyona giriyorsunuz. Sürekli saçma sapan sosyal medyadan devamlı sizi üzen, depresi eden, manyak yapan, paranoyak yapan şeyler izleyeceğinize biraz da gırgır yapın. Bu da bir tedavidir ve immün sisteminizi güçlendirir. Bir hayaller var, bir gerçekler var. Bence Selim Hoca gerçeklerle kalacak. Siz kimle kalmak isterdiniz? Hayallerle mi gerçekler? Ben daima gerçeklerim. Ama beynimin içinde hep hayal kurarım. Ama günlük hayatımda her zaman gerçekçiyim. Ama gözümü kapattığım zaman sürekli hayal kurarım. Şimdi Caner oradan dedi ki kameralara oynamayayım hocam dedi. Doğru mu? Kameralara mı oynuyorsunuz? Hayır, senle konuşuyorum. Sen ha, tamam. Yani gönül ben hayallerde olmak isterim açıkçası. Gerçeklerle olduğun zaman o fıkra gerçekleşiyor işte. Ben senin dediğini anlamadım. Ama benim düşüncem şu. Günlük hayatınızı normal yaşayın. Gözünüzü kapattığınız zaman hayal kurun. Ve esprilere yılışık mılışık demeyin. Espriyi algılayın. Espriyi algılamazsanız bizim konuştuklarımızı algılamazsınız. Türk milletinin espri gücü yüksektir. Daha da yükseltmek için biz buradayız. Ben katılıyorum çünkü burada hepimizin morali bozuk. Sürekli bize dalga geliyor. Benim morali bozuk değil. Moralimizin bozuk olmaması lazım. Ama sen haberlere 25-30 yılın verdiği tecrübeyle haberlere bizim kadar ciddi bakmıyorsun. Hayır, konu değil. Doğrusu da bu. Hayır, konu değil. Asker savaş yapmasa bile bütün ömrü boyunca savaşa hazırlanır. Biz de doktoruz. Ömrümüz boyunca ciddi bir iş olduğu zaman biz de sağlığın savaşçısıyız. Hazırım ve savaşçıyım. Olay bu.